Şükürler olsun ki gurbetçilerimiz geldi, işlerimiz daha iyi açıldı. Allah gurbetçiden razı olsun. Dış piyasada esnafın işi iyi mi? Onlarınki de Almanya'dan dolayı. Almanca gitti mi o da bitti. 10 gün önce biraz daha hareketliydik. Şu anda düşüşteyiz. İşlerimiz çok güzel şu anda. 2 aydır gurbet sezonundan dolayı, yaz sezonundan dolayı hareketli. Yani pandemide bayağı sıkıntı çekti esnaf ama 1-2 ayda bayağı rahatlattı esnaf. Yani gurbetçi vatandaşların gelmesi sizlere ilaç gibi geldi diyebilir miyiz? Aynen, çok doğru. %100 katılıyorum. Bütün herkese esnafa yani. Sırf ayakkabı sektörüne değil, A'dan Z'ye bütün herkese etkiledi. Kapanma gelmesini istemeyiz tabii de. Ama sonuçta yani mecbur kalacaksa kapanabilir. Ama istemez kapanmasını. Peki ürünlerde... Kapanmak da çözüm değil çünkü Ramazan bayramında 17 gün kapandı. Çare olmadı. O da var yani. Peki ürünlerde fiyatlar ne durumda? %10, %15 gibi bir artış var. Çok da değil. Bu artışın sebebini neye bağlayabiliriz? Yani her sene zaten %5, %10 gibi oluyordu. Yani pandemiyle alakası yok. Bizim üründe özellikle bizim sektörde fazla bir artış yok. Diğerlerini bilemiyorum tabii. Ama gıdada daha fazla oldu dayı. Çok şükür hamdolsun iyi. Bayağı yoğun. İnşallah daha fazla dururlar diye ümit ediyoruz. Gurbetçi vatandaşların gelmesi, düğün sezonunun açılması işlerinizi nasıl etkiledi? Çok etkiledi. Zaten pandemiden dolayı kışın olmayan düğünler yaza sarktı tabii. İşte onların da gelmesiyle tabii ki biraz daha arttı işlerimiz. Bu arada ölüm oranları bayağı yükseldi. Biraz insanlarımız rahat, çok rahatlar. Maske daha önceki gibi yani 2 ay öncesine göre kullanmamaya başladılar maskeyi. Biraz ondan dolayı yükselecek gibime geliyor. Peki fiyatlar ne durumda son olarak? Aynı, hiç değişiklik yok. Aynı fiyatı yani yaz başlangıcında fiyatlar neyse o aynı fiyatlardan satışımız devam ediyor. Elhamdülillah güzel kısım, hareketli. Hareketli. Pandemiden de biz etkilenmedik. Fakat bizim şu andaki tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? KDV'den dolayı sıkıntımız var. Katma değer 1 olarak giriyor, 8 olarak çıkıyor. Fiyatlar yükseldiğinden dolayı piyasaya hizmet ederken insanlara fiyat artışından dolayı cevap vermekte sıkıntı çekiyoruz. Yoksa elhamdülillah gayet güzel. Piyasada hiç şey değil. Etkilenen, piyasanın olumsuz etkilenen hesap değiliz. Şikayetçi değiliz. Yani ticaret olarak da şey olarak da memnunuz kısım. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar üretimle ilgili şu anda mevcut Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılardan dolayı, kuraklıktan dolayı, üretimden dolayı, üretimin artmasından dolayı belli fiyat artışları var. Ama elhamdülillah piyasada ürün var kız. Ürün var, olmaması çok kötü bir şey. Ürün var ve piyasaya cevap veriyor. Ama ben şöyle ifade edeyim. Ticarette gün piyasası uygulanır. Ticaret her zaman ürünün piyasası neyse o olur. Yani bugünkü fiyatı bu. Arz taleple ilgili bir olay. Mesela ürün bu soğuk alma ile ilgili misal Kayısı'da soğuk aldı. Türkiye'nin dünyaya Türkiye'den üretim söz konusu. Tabii fiyat yüksek olur. Üretim bol olduğu zaman normal dengede olur. Bunlar her zamanki olağan şeyler. Şükürler olsun ki gurbetçilerimiz geldi. İşlerimiz daha iyi açıldı. Allah gurbetçiden razı olsun. Piyasaya vermiş oldukları kazançlarımıza biraz daha etkiledi tabii ki. Daha da iyi olur diye umut ediyoruz ama bu hafta son haftaları. Dönüşleri başladı ama bundan sonra inşallah iyi olur diye umut ediyoruz. Pandemi yine gündeme gelirse esnaf olarak sıkıntı yaşayacağımız bilakis ortada. Ama inşallah iyi olur diye umut ediyoruz. Peki fiyatlar ne durumda geçen seneye göre? Makul ama euronun artması biraz daha gurbetçilerimizin sadece onlara yönelik biraz daha yaradı. Ama toptancıda ve bizde esnafta biraz... kar marjlarını düşürdü, onu biliyoruz. Yerli vatandaş alışveriş yapıyor mu? Şu an yok. Şu an yok. Sadece gurbetçimize yönelik var. İşlerimizin düzeni yok, hep oturuyoruz. Piyasa bozuk biliyorsun. Söylemeye gerek yok. İyi olacak inşallah, bekliyoruz. Valla bizimki askerle ilgili olduğu için pandemi askeri tamamen durdurdu. Bizim işimiz asker. Siville fazla bir işimiz yok bizim. Dış piyasada esnafın işi iyi mi? Onlarınki de Almanya'dan dolayı. Almanca gitti mi o da bitti. Doğru mu? Yok inşallah. Bekliyoruz. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlarda hiç zamlar durmuyor. Zamlar yüksek oldukça. Zaten vatandaşın alım gücü oldukça yok. İyi olacak inşallah. İşlerimiz şu günlerde biraz
Hafif bir düşüş var yani, düşüşteyiz şu günlerde. Biraz düşüşteyiz. 10 gün önce biraz daha hareketliydik. Şu anda düşüşteyiz. Gurbetçi kardeşlerimiz genelde yolcu oluyorlar, gidiyorlar. Çoğu zaten %70'i gitmiş durumda. %30'u kaldı. Onlarla idare ediyoruz. Çok da iyi değil yani şu günlerde. İşlerimiz biraz düştü. Peki vaka sayıları artıyor. İleri süreç için beklentileriniz neler? Vallahi vaka sayısı ileride zaten kapanma olacak. Eylül 25 Eylül 30 Ekim arasında kapanma kesinlikle var. Yani kapanma var. Tekrardan eski günlere döneceğiz tekrardan. %100 imza atarım yani. Yok diyen gelsin, ben onun garantisini veririm yani. O kadar net konuşuyorum yani. Kapanma olacak yani. Cumhurbaşkanı da yok diyor ama kesin olacak inşallah. Çünkü daha şu anda açıklanmıyor yani. Gizli tutuluyor. Yani tam sayılar net verilmiyor yani. Şu anda basın 20 bin tane falan diyor şeyi. Kamuoyu. Ama 50-60 bin tane şey var günlük. Yani virüs çok, virüslü insanlar çok aramızda, çok dolaşıyorlar.